Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere favorilerim videosu çekeceğim. Çok beğendiğim, memnun kaldığım, severek kullandığım ürünleri teker teker göstereceğim sizlere. İlk beğendiğim kozmetik ürünüm bu Flormar'ın beşli farı. Bu renklerini çok beğendim. Bir sürü makyaj yaptım bu paletle. Çok beğendim gerçekten. Renklerini vermesi ilk sürümde falan gayet hoştu. Memnun kaldım. Tozutma falan da yapmıyordu. O yüzden severek kullandım. Ben 05 Black Dust numaralı olanı almışım. Zaten renklerinden anlaşılıyor. Golden Rose'un Dream Eyes Eyeliner'ı bu şekilde. Siyah eyeliner. Ben bunu göz kalemi olarak kullandım. Gayet de memnunum. Akma falan yapmadı. Memnun kaldım. Numarası falan var mı acaba? Ona bakıyorum. 401 numaralı siyah göz kalemi olarak kullandım. Eyeliner olarak geçiyor ama olsun. Akma falan yapmadı dediğim gibi. Gayet de güzel siyah rengini veriyor bence. Başarılı buldum ben. Severek de kullanıyorum. Sadece bunu kullanıyorum. Elimde birkaç tane daha göz kalemi var ama benim elim hep buna gidiyor. Ve sürerken de göz içini acıtmıyor. Essence'ın Lip Liner 06 Satin Mauve numaralı dudak kaleminden aşırı memnunum. Severek kullanıyorum. Dudaklarımı nemlendirdikten sonra nemlendiriciyle bunu sürüyorum üstüne. Yumuşacık sürümü oluyor. Kolay sürülüyor. Rengine de bayıldım. Bunun bir diğer rengi de vardı bende farklı kahverengi tonlarında ama onu bulamadığım için gösteremedim. Ama o kahverengi olan da benim favorilerime girmişti gerçekten. Aradım aradım bulamadım dediğim gibi. O yüzden şu an ekleyemedim videoya. Ama anlamışsınızdır herhalde hangisini dediğimi. Zaten kahverengi olan bir tane var dudak kalemi Essence'in. Bir diğer favorim ise Golden Rose'un pudrası. Bundan da aşırı memnunum. Şöyle açıp göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Bunun numarası 05'miş. Hep 05 numaralardan gidiyorum bugün nedense. Bundan da çok memnunum. Çok güzel sabitliyor makyajı. Makeup Revolution'ın far paleti. Bundan aşırı memnunum. Daha önce alışveriş videomda da göstermiştim bunu diye hatırlıyorum. İkonik 2 paletiymiş bu. İndirimde 15 lirada almıştım ben bu paleti. Gayet bu kadar para göre fiyatı da uygundu. Ve renkleri de çok güzel gerçekten. Hatta şu an şuradaki renk gözümde. Gerçekten çok güzel parlaklık veriyor. Ve ilk sürümde de renklerini veriyor farlar. O yüzden de gayet memnunum. Tozutma da yapmıyor. Bir diğer severek kullandığım far paleti Golden Rose'un far paleti. Böyle kahverengi tonlarda. Bir beyaz var, biraz daha koyu olan rengi var. Çok severek kullanıyorum şu üç rengi. Bayılıyorum yani. 103 Brown Line'mış numarası. Gayet memnunum. İlk sürümde renklerini veriyor. Gayet güzel gözüküyor göz kapağında. Hoşuma gidiyor yani. Dağıtması da kolay. O yüzden günlük hayatımda severek kullanıyorum ben. Favorilerime girdi. Bir diğer favorim ise bu göz bazı. Gayet memnunum. Makyajı sabitliyor bence göz farını falan. Kalıcılığını uzatıyor diye düşünüyorum. O yüzden de kullanmaya devam edeceğim her zaman. Bir başka kozmetik favorim ise Rimmel London'ın Wake Me Up fondöteni. Bundan da çok memnunum. Kuru ciltler için uygun zaten. Benim de cildim kuru olduğu için çok güzel gözüküyor yüzümde. Tam oturuyor yani. Kalıcılığı da güzel. Orta kapatıcılıkta, çok aşırı kapatıcılığı yok ama orta kapatıcılıkta, o yüzden memnunum. Şu an yüzümde de bu fondöten var. Favorilerimle yapmak istedim makyajımı. Sizde daha iyi etkilerini görün istedim çünkü. Bir diğer favorim NYX'in bu şekilde ruju. Çok beğeniyorum gerçekten. Şu şekilde göstereyim rengini de. Bunu da bir videomda göstermiştim sanki. Ya da bir video çektiğimde dudağımda vardı rengi. O zaman da soranlar olmuştu gerçekten. Bunun numarasını şu an bulamadım. Lipli 12 yazıyor. Numarası herhalde budur NYX'in. Rujlardan gidiyorken yine rujlardan devam edelim istedim. O zaman şöyle Mehmet'in bana İstanbul'a gitmişken hediye olarak almış olduğu iki tane lip gloss var. Bir tanesi kahverengi lip gloss, bir tanesi de pembe. Gayet güzeller. Böyle günlük hayatta kullanmayı çok seviyorum. Böyle sade makyajlar yaptığımda bu renkleri sürüp gitmek çok hoş oluyor gerçekten. Böyle çok ağırlık da yapmıyor, yapış yapış da olmuyor bu lip glosslar. O yüzden de çok memnunum. Bir diğer favorim Pretty by Flormar'ın lip balmı da çok işime yarıyor. Dudaklarım çok kuruyor benim. Kışın da çok kuruyor, yazın da çok kuruyor. O yüzden bu lip balmı sürekli sürüyorum.
Memnunum. Hatta şurasını aşağıya doğru çökertmişim yani. Ama çok bereketli bir ürün. Sürüyorum sürüyorum hiçbir şekilde bitmiyor, azalmıyor. Bu da benim için avantaj zaten bitmemesi. Kokusu da çok güzel. Böyle meyvemsi kokuyor. Bir diğer favorim ise bu kaş kalemi. Bunu zaten videolarımda kullanmıştım. Görmüşsünüzdür eğer izlemişseniz makyaj videolarımı. Şu şekilde bir ucu var. Bu şekilde ucu olduğu için sürümünü kolaylaştırıyor. Ve fazla üründe anında gelmediği için çok fazla taşırma imkanı olmuyor. Kolaylık sağlıyor. Bunu yurt dışı sitesinden bana ablam hediye olarak almıştı. Sağ olsun. Memnun kaldım. Bir tane de Essence'ın Contouring Eyeshadow setlerinden. Bir tarafı aydınlatıcı, bir tarafı kontür gibi göz kapağınıza yapıyorsunuz. Bu göz için bir kontür seti. Çok memnun kaldım gerçekten. İlk sürümde renklerini veriyorlar. Ve şunu tek başına sürdüğünüz zaman bile çok aydınlık, parlak bir görüntü oluyor. Hatta ben şu rengi, açık rengi aydınlatıcı olarak kullandığımda bile gerçekten aydınlatıcı görevini bile görüyor yani. Çok hoş oluyor. O yüzden çok memnunum. Her şekilde kullanıyorum yani bunları. Gayet de memnunum. Ve kullan bitmiyorlar yani. Azalma olmuyor hiçbir şekilde. Hem de uygun fiyatlıydı. Severek kullanıyorum. Şimdi gelelim bir diğer favorilerime. Şurada saç kalmış, onu alıyorum. Bu BİM'den almış olduğum ikili fırçayı çok beğendim. Bir tanesi fondöten pudra fırçası. Bir tanesi de allık kontür fırçası. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel dağıtıyorlar yani ürünleri. Ve gayet memnunum. Natural Love serisinden. Bunlar beşli set halinde satılıyor ama ben en çok bu ikisini beğendiğim için ikisini göstermek istedim favorilerimde. Diğerlerinden, bu setin içindeki diğerlerinden memnun değilim. Güzel değiller bence. Ama bu iki fırça çok güzel gerçekten. Gayet de uygun fiyatlı. Toplamda 20 TL'ye almıştım yani. Şimdi de oje favorilerime geçiyorum. Oje favorim olarak iyi ki bu pullu pullu altın gri renkte bir oje favorilerime girdi. Gayet de çok güzel tırnakta gözüküyor. O yüzden memnunum. Mesela tırnaklarımın hepsini şu diğer favorim olan kırmızı oje ile sürüyorum. Bir tanesini boş bırakıyorum. Bunu sürüyorum mesela. Ondan sonra çok güzel. İkisi bir arada uyumlu oluyor. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Zaten kırmızı bordo renkleri tırnakta çok severim. Bunların ikisi de uyumlu oluyor dediğim gibi. Ayna da favorilerime girdi. Sürekli çantamda bulunduruyorum. Böyle makyajım dağıldı mı, nasıl diye sürekli açıp bakıyorum. Ya da makyajımı tazelemek için de yanımda bulundurduğum zaman makyajımı tazeliyorum aynadan bakıp. Güzel oluyor. Ya da makyaj videoları çektiğim zaman da artık bunu kullanıyorum. Gayet küçük ve kullanılır yani. Şimdi de bir diğer favorim olan takıyı göstereceğim sizlere. Bu şekilde bir takı. Altın renginde. Böyle bilezik gibi. Çok güzel gerçekten. Şimdi bir diğer takı favorime geçiyorum. Bu şekilde. Pembe rengine bayılırım zaten. Çok güzel. Bilezik. Şu şekilde tam da bileğime uygun. Ve çok güzel gözüküyor. Yazın tam kullanımlık. Severek de kullanıyorum ben. Bir tane daha takı favorim var. O da bunun daha küçüğünden, kırmızı olanından. Bunu da takayım şimdi. Bunu da göstereyim. Çok hoş gözüküyorlar bence. Böyle yazın takmak da çok hoş olacak. Sürekli takacağım. Severek de kullanıyorum. Şimdi de bir diğer favorime geçiyorum. Bir diğer favorim ise parfüm kategorisinden. Victoria's Secret'ın Low Sipple parfümü. Gerçekten çok seviyorum kokusunu falan. Böyle şekersi kokuyor. Günlük kullanım için uygun. Sürekli sıkıp dışarı çıkıyorum yani. Kokusu da gitmiyor. Kalıcılığı var yani. O yüzden de müthiş gerçekten. Bir diğer favorim ise bir deodorant. Caldeo'nun Night deodorantı. Bunun da kokusu gerçekten çok hoş. Severek kullanıyorum. El kremi bu şekilde. Sürüldüğünde yapış yapış bir his vermiyor. Ben diğer el kremlerinde denediğimde elimde yapış yapış his bırakıyordu. Yıkamam gerekiyordu. Yıkama ihtiyacı hissediyordum. Bunda öyle bir his olmuyor. Yapış yapış bir his vermiyor. Ağırlık hissi vermiyor. Hemen emiliyor. O yüzden çok severek kullanıyorum bu el kremini ben. Saç favorilerimi göstereyim sizlere. İlk saç favorim Urban Care'in Shake Raper 7/24 Raper turuncu moisture olan saç kremi. Onarıcı bakım yıpranmış saçlar için diyor. Benim de saçlarım yıpranmış olduğu için gayet iyi bakım yaptı bence. Saçlarıma bunu sıktıktan sonra mesela
Duştan sonra mesela saçlarım ıslakken bunu sıktıktan sonra taramasını kolaylaştırıyor. Benim saçlarım çok çabuk karışır. Bunun sayesinde tarama kolaylaşıyor ve yumuşacık yapıyor saçlarımı. Kokusu da çok güzel gerçekten. Severek kullanıyorum. Diğer favorim olan saç kremi Milkshake. Bunu da çok severek kullanıyorum. Kokusu gerçekten milkshake gibi kokuyor ve yumuşacık yapıyor saçları. Bir köpük almam yetiyor yani saçlarıma. Bu da taramayı kolaylaştırıyor. Yumuşacık yapıyor. Nemlilik de veriyor saçlara. Bir tane daha saç bakım ürünü var. Moroccan Sea Salt Spray diyor. Ben bunu şu şekilde kullanıyorum ve çok memnunum. Saçlarım hafif ıslakken sıkıyorum bundan saçımın her tarafına. Tarıyorum. Her yere eşit bir şekilde dağıtıyorum. Sonra saçlarımı örüyorum. Yatıyorum. Sabah kalktığımda saçlarım dalgalı dalgalı oluyor. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Severek kullanıyorum. Uludağ Premium Güneş Koruyuculu Sprey. Doğal maden suyu diyor. 30 SPF yüksek koruma. Bunu çok severek kullanıyorum. Böyle sprey gibi sıkıyorum yüzüme. Krem formunda zaten. Hemen dağılıyor. Ve güneşe karşı koruduğunu da düşünüyorum. Yüzüm güneşte o kadar kararmadı şimdi. Eskiden olsa bir şey sıkmadığım zaman yüzüm daha çabuk kapkara olurdu. Şimdi bunun sayesinde koruyor diye düşünüyorum. Ben öyle etki hissediyorum yani. Severek de kullanmaya devam edeceğim. Şimdi çanta favorilerime geliyorum. Bu aralar sıklıkla kullandığım ve severek kullandığım çanta bu siyah çanta. Çok güzel modeli, çok beğeniyorum. Ve o kadar büyük olmaması da benim işime yarıyor açıkçası. Zaten bunun içine yetebilecek kadar şeyler koyuyorum. Çantama çok fazla bir şey koymadığım için yeterli geliyor. Bu şekilde modelini ve boyutunu çok sevdiğim bir çanta. Diğer favorilerime gelen çanta ise bu pembe çanta. Bunu daha önce sanki videomda göstermiştim sizlere. Bu çantayı da çok seviyorum. Şu şekilde de takabiliyorsunuz. Bu şekilde yandan da takabiliyorsunuz. Gayet hoş bir çanta. Ve içine istediğim her şeyi sığdırabiliyorum. O yüzden de mutluyum bu çantayla da. Kullanmaya da devam edeceğim. Tam yazlık bir çanta zaten. Telefon kabı. Bu rose gold rengi, pembe rengi. Çok severek kullanıyorum. Çok beğenmiştim, almıştım. Hala daha devam ediyorum kullanmaya. Bir diğer favorim ise bu ara dışarı çıkarken bazen hava Trabzon'da sıcak oluyor. Bazen soğuk oluyor. Yağmurlu oluyor. O yüzden de bir ceket almam gerekiyor yanıma. Ben de bu ceket hırka tarzındaki hırkayı yanıma alıyorum. Bu şekilde siyahlı beyazlı, uzun. Bel altına kadar geliyor uzun. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Bir tişört giyiyorum. Üstüne de bunu giyiyorum. Çıkıyorum. Hiçbir şekilde üşümüyorum. Böyle ilkbahar aylarında kurtarıcı oluyor böyle hırkalar, ceketler. Hoşuma gidiyor. Severek kullanıyorum. Bir diğer kıyafet favorim ise pantolon olacak. Onu da göstereyim sizlere. Onu da bu ara çok kullanıyorum. Yüksek bel olması falan hoşuma gidiyor. Rengi de çok hoşuma gidiyor. Böyle modeli, deseni. Bu şekilde siyah kot pantolon, yüksek bel. Böyle önünde kumaş yırtıkları gibi modeller var. Çok seviyorum gerçekten. Müzik favorilerime geçecek olursam, müzik favorilerim olarak Ömer Topçu ve Demet Akalın'ın yeni çıkarmış olduğu şarkıyı çok severek dinliyorum. Daha sonra Burak King'in Yanıyoruz şarkısı. İkiz kardeşler miydi, iki kardeş miydi? Bana Ne şarkısı da güzel. Ondan sonra İkizler'in şarkısını da çok severek dinliyorum. Ben genelde pop şarkıları dinlemeyi zaten çok seviyorum. O yüzden de onları severek dinliyorum. Başka aklıma gelmiyor şu an. O yüzden söyleyemeyeceğim ama daha çok dinlediğim şarkılar var. Ve Demet Akalın'ın eski şarkılarına da bu ara sarmış durumdayım. Sürekli eski şarkılarını dinliyorum ve çok hoşuma gidiyor gerçekten. Benim favorilerim bu kadardı. Umarım videomu izlerken sıkılmamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.